Instagram'dan mayonez deneyeceğiz. Yeni çıkmış. Ben de Migros'larda arıyordum. En sonunda Makro Center'da buldum. Bu 500 mililitrelikmiş. Bak 486 gram. Ve fiyatını hemen söylüyorum. 9.90. Çok iyi değil mi? Yani özellikle üstüne vegan yazan ürünlerin pahalı olduğunu az çok bilirsiniz. Özellikle mesela şundan falan. Neyse o konuya sonra geleceğiz. Ama bu bence fiyat performans olarak iyi gibi gözüküyor şimdilik. Bakalım tadı nasıl bilmiyorum. Hatırlarsanız ben evde vegan mayonez yapmıştım. Ona bayılıyordum. Tarifini şuradan çıkartırım. Nohut suyuyla yapılanı, nohutun haşlama suyuyla yapılanı mutlaka deneyin. Eğer buna ulaşamıyorsanız şimdiden söyleyeyim. Onun tadı efsaneydi. Ama işte çok yağlı olduğu için ben dedim ki hani bir daha yapmayayım bunu. Çünkü bayağı bir hani kaşık kaşık yiyordum ya. O derece sevmiştim. Tadı efsaneydi. Bakalım bunun tadı nasılmış bilmiyorum. Bunun içinde hardal varmış. Ben hardalı hiç sevmiyorum yani. Nefret ederim. Bakalım bunu sevecek miyim, sevmeyecek miyim bilmiyorum. Hatta onun tarifinde de aslında orijinalde hardal vardı. Ama ben hani hardalı sevmediğimden eklememiştim. Bakalım bu nasıl olacak bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bakalım. Vegan mayonezimiz şöyle. İçeriğini göstereyim size de. Silindir şeklinde olduğu için biraz okumakta güçlük çekebilirsiniz. Kısmi SS alıp bakabilirsiniz. Veya işte markette denk gelirseniz bakarsınız. Ben yine olabildiğince göstermeye çalışayım. Siz yine bakarsınız. Ay ben neresini gösteriyorum? İngilizce kısmını gösteriyormuşum ya. Tamam dur. Türkçeyi de göstereyim. Şöyle. Dur. Çok sarstım. Şöyle bakarsınız işte. Remia markasıymış. Nerede üretiliyormuş bu? Bakalım. Ha, ithalatçı adı diyor. Eyvah. Meşeyi ülke Hollanda. Aa ben Türkiye'de üretiliyor sanıyordum bunu. Aa yabancıymış. Vallahi ben Türk firması sanmıştım. Neyse yabancıymış. İnşallah da Türkiye'de de üretilir. Aslında bir ara benim ilk böyle vegan olduğum zamanlar vegan mayonez üreten bir firma vardı. İnternetten satış yapıyorlardı. Ondan almıştım. Baya güzeldi. Sarımsaklı mayonezlerini falan tüketmiştim. Hoşuma gitmişti. Bir kavanoz falan gömmüştüm. Bakalım bu nasılmış. Sonra o markadan ses seda çıkmadı. Acaba ne oldu? Kim bilir. Kokusu mayonez. Bariz mayonez. Burada ketçabım var. Patates de denemek istedim. Burada da vegan dönerim var. Bunu ben çok az tüketiyorum. Geçen yaz falan aldım işte. Tatile giderken yanıma almıştım. O kadar. Genelde yola çıktığım zaman falan alıyorum. Hani kolaylık oluyor bana. Yanımda alıyorum, yiyorum falan. O yüzden hoş. Ama çok da tükettiğim bir ürün değil. Böyle çok tadını aşırı sevdiğim falan bir şey değil. Böyle aramıyorum yani hani. Ne bileyim. Ne zaman yapacağım da yiyeceğim yani. Şöyle bir de fiyatı çok da ucuz değil. Bu ne kadardı? Bana göre pahalı işte yani gereksiz. Neyse ama bu video için denemek istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Bariz. Mayonez. Kokusu da mayonez. Şöyle bir kaşık, iki kaşık alayım. İnsanlar zaten ikiye ayrılıyor. Bir yemeğin üstüne ketçap mayonez dökenler. Bir de yanına koyanlar. Ben böyle karışsın istemiyorum ama o yüzden böyle yapıyorum. Ama ben mesela sandviçin içinde falan ketçapla mayonez karışımını falan hoşuma gidiyor. O yüzden şimdilik bakalım. Bir deneyelim. Patates kızarttım. Ay niye şeyle çatalla yiyorum ki. Bir mayonez edelim. Alamadım tam tadını. Bayağı kaşıkla girişiyorum şu an. Dur ama ağzımdaki şey yağlı ya patates. Suyla bir nötrledim. Şimdi bakayım mayonezin tadına. Evet. Hardal tadı var.
Benim gibi hardal sevmiyorsanız kesinlikle hardal tadını alıyorsunuz. Ama benim travmatik biraz ya, çocukluğumdan kalma bir şey. Hardal sevmemem. Mayonez, evet, mayoneze çok benziyor. Yağlı. Yağlı bir sos. Evet. Mayoneze gerçekten benziyor. Ama benim evde yaptığım bariz mayonezdi ya. Ben onu daha çok sevdim galiba. Bu hazır pek benim hoşuma gitmedi ama o dediğim gibi hardaldan kaynak. Eğer hardalı seviyorsanız buna da bayılırsınız bence. Ben çok yükselmedim ya. Tüh, görüyorsunuz mu? Bilemedim. Bir de dönerle falan deneyeyim ben bunu, dur. Şuradan döner alalım. Dönerle daha iyi oldu. Dur bir de. Şöyle. Biraz mayonez. Biraz da şuradan ketçap alayım. Bir de öyle deneyeyim bakayım döneri. Dur, hatta patates de alayım. Hepsi beraber. Hepsi beraber gidiyor. Güzel. Yani yüksek ihtimal ben bunu işte bitiririm. Bitirebilirsem. Sonra bir daha alır mıyım? Tartışmalı. Ama işte dediğim gibi hardal seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bana pek hitap etmedi. Ben buna 10 üzerinden 5 falan veririm. Belki de 6. 6 da olur. Çünkü yemeklere falan kullanırım. Eğer bildiğiniz böyle mayonezle yapılan sos, ondan sonra yemek tarifleri varsa bana söyleyin. Bunu deneyelim hazır evde mayonez varken. Güzel olur. Değişikli olur. Hazır hazır kullanırız. Başka bir şeylerin içinde tadı çok güzel. Ama direkt böyle tadına baktığımda hardalı algılıyorum ya. Hoşuma gitmiyor. Ama sonuçta seçenek mi? Seçenek. Yani veganlığa geçmeyi düşünenler ama işte mayonezden, ay mayonez yalnız. Mayonezden vazgeçemiyorum. Efendime söyleyeyim. İşte mesela döner var. Dönerden vazgeçemiyorum diyenler için. Bunlar hep bir seçenek, alternatif. Evde de yapabilirsiniz. Hazır da alabilirsiniz. Benim oyum evde yapmaktan yana ama bu da fena değil. Yani hazır alıp kullanılabilir. Size de bir seçenek olur. Benim gibi değişik huylarınız yoksa, hani hardal sevmemek gibi falan, buna bayılabilirsiniz. Öyle denemiş olduk mayonezimizi de. Siz de eğer denediyseniz görüşlerinizi bana söyleyin. Ben mesela bunu yemeden önce çok övülüyordu. İşte çok güzel mayonez, işte kaşık kaşık yiyorum, işte ekmeğe banıyorum, yiyorum falan filan filan. Ama işte benim özel bir sorunum olduğu için hardal sevmemek gibi. O yüzden dolayı çok yükselemedim. Neyse. Bu da böyle bir video oldu. Vegan mayonezle denemedik demeyiz. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.